Bu öyle bir kıssa ki daha önce hiç kimse benzerini duymamıştır. Kıssayı anlatan morgda görevli doktor o güne kadar kimselerin görmediği şeyler görmüştü. Bu kıssa kendini asarak intihar eden bir caminin imamının cenazesinin hikayesi. İnsanlar adamı o halde görünce hemen alıp hastaneye götürmüşler. Ancak adamın çoktan vefat etmiş olduğu anlaşılınca morga alınmış. Aradan 6 saat geçtikten sonra yanına giren doktor haliyle cesedin bu kısa süre içinde hiçbir bozulma belirtisi göstermesini beklemeden ona bakmak istemiş. Ancak doktor şöyle diyor. Cesette çok garip bir hal gördüm. Cesedin 3 farklı yerinde çürümeler vardı. Sanki 6 saattir değil de 7-8 gündür ölü gibiydi. Bu 3 yer yüzü, göğsü ve avret mahalliydi. Buralar tamamıyla çürümüştü ve çok kötü bir koku yayıyordu. Kim onu yıkamak için yaklaşmak istese kokusundan dolayı yanında duramıyor ve yıkamaktan vazgeçiyordu. Normalde kendini asarak ölmüş birinin kanının kıpkırmızı ve akışkan kıvamda bir kan olması gerekir. Ancak bu imam efendinin kanı simsiyah ve pıhtı halinde bir kandı. Kokusu da iğrençti. Otopsisi gerçekleşirken cesetten tuhaf bir ses geliyordu. Sanki ölünün vücudunda kan yerine kızgın yağ vardı ve bu kızgın yağ sürekli fokurduyordu. Bu sese odaklanıp nereden geldiğini anlamak istedim. Ses adamın kulağından geliyordu. Kulağına daha çok yaklaştım. Kulaklarından dışarıya bir sıcaklık geldiğini fark ettim. Zaten vücudu da o kadar sıcaktı ki ellerim onun sıcaklığına dayanamamaya başlamıştı. Ben ve yardımcım inanılmaz bir hayrete düşmüştük. Herhangi bir ölünün bedeni ölümünden bu kadar saat geçtikten sonra bu sıcaklıkta kalamazdı. Bu imkansızdı. Aksine zaman geçtikçe soğuması beklenirdi. Otopsiyi yaparken onun ateşini ölçmek istedim. Ateşi tam 70 dereceydi. Bu imkansızdı. Neredeyse kaynamak üzereydi kanı. Muhakkak bir hata olmalıydı. Buna inanamıyordum. Bu adam nasıl bir rezalet işlemiş olabilirdi ki böyle bir cezası oluyordu. Sonunda otopsi bitti ve adamı yıkayıp kefenlediler. Ailesi onu defnetmek için almaya geldiler. Bir büyük hayretimiz de burada gerçekleşti. Ailesi adamın naaşını taşıyamıyordu. Onlara şöyle dedim. Bu çok garip bir cenaze. Cenazeyi taşıyabilmek için Kur'an okuyun. Sonra insanlar Kur'an okumaya başladılar. Bazıları tekbir getiriyordu. Bazıları La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i tevhidi söylüyordu. Sonunda cenazeyi kaldırabildiler ve onu cenaze arabasına kadar taşıdılar. Ancak talihe bakın ki cenaze arabası yolda bir kaza geçirdi. Mevta'nın ailesi onu mezarlığa götürebilmek için bir nakliye aracına taşımak zorunda kaldılar. Bütün bunları görünce neler olduğunu, bu adamın hayattayken nasıl bir yaşam sürdüğünü öğrenme isteğim artıyordu. Özellikle de bu adam bir cami imamıydı. Nasıl bir günah işlemiş olabilirdi ki diye düşünüyordum. Ancak hikayesini öğrendikten sonra bundan daha fazlasını bile hak ettiğini düşündüm. Bu adam bir cami imamıydı. Kur'an-ı Kerim'i ezberlerdi. Kur'an ezberlettiği 6 öğrencisi de vardı. Onlarla ezbere oturduğu zaman caminin iç kapılarını kapatır ve diğer görevlilere buraya hiç kimse girmesin ki onlarla ders işlerken iyice konsantre olabilelim derdi. Hiç kimse içeride ne yaptığını bilmezdi. Kimse de yaptıklarını ondan beklemezdi. Bir zaman sonra çocuklardan biri annesine hocasını şikayet etti ve hocanın onlara yaptıklarını anlattı. Hoca onları konuşmamaları için tehdit etmişti. İmam efendi caminin mihberinin arkasında bu 6 çocuğun ırzına geçmişti. Derhal İmam Efendi'nin hakkında dava açıldı, 15 sene ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Adam bunu öğrenince 15 sene hapiste yaşayamam deyip caminin abdesthanesine girdi ve kendini orada astı. İşte adamın sonu böyle şok edici ve tüyler ürpertici bir son olmuştu. Allah'ım kötü bir sondan sana sığınırız. Allah'ım amellerimizi salih ameller kıl, niyetlerimizi halis niyetler kıl, sözlerimizi ve davranışlarımızı da salih işlerden say. Sonumuzu güzel bir son eyle. Rabbimiz bizden salih amellerimizi kabul eyle. Bizlere senin zikrin, şükrün ve en güzel şekilde ibadetini yerine getirebilmemiz için yardım et. Bizleri dünyada ve ahirette sözlerin en doğrusu olan dosdoğru söz üzere sabit kıl. Allahu Teala en yüce olan ve en iyisini bilendir.